Selamlar sevgili dostlarım, değerli oyun severler. Proje Kazazedesi isimli oyunumuzun 3. bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bölüm öncesi sal yapmıştık ve karşıdaki adaya gitmiştik. Orada aynı bizim gibi bir uçak kazası, fakat bu uçak büyük yolcu uçağıydı. Galiba orada hayatta kalan birilerinin olduğunu düşünüyorum ve yanılmıyorsam da Harper isimli birisiydi ki notları vardı. Ortalığa bazı yerlere notlar bırakmış. Şimdi dostlarım, oyunda bizi amcamızın izinden buraya geldik. Fakat bir konusu var, hikayesi var ve şuradaki kulenin de takip etmemiz gereken, yapmamız gereken bir şeyler var. Şimdi aldığımız notları ben elimden geldiğince şurada oturup ateşin başında çevirmeye çalışacağım. Bulduğumuz Harper'ın notlarını ve amcamızın bazı notlarını. Ki yapılması gereken şeyleri kaçırıyor olabiliriz. O adayı zaten tam anlamıyla bir etrafında dolaşıp belirli yerlerini araştırmadan döndük. Tekrar belki oraya tekrar gideceğiz ki orada eksik görmediğimiz antika diyeyim ya da hazine diyeyim, bazı bulunması gereken bir şeyler var. Her adanın kendine özgü notları ve hazineleri. Hatta burada bir tane kalkan bulmuştuk. Kolye bulmuştuk şu. Bunun gibi dostlarım. Şimdi isteyen ilerletebilir. İsteyen de konuyu veya bulduğumuz notları ne anlama geldiğini iyi kötü burada hemen çevireceğim. Zaten bu bölümde de salı büyütmeyi düşünüyorum. Bu çünkü küçük. Üzerine bir yatak falan yapalım. Kayıt almamız lazım. Çünkü bir adaya gittiğimiz zaman, daha uzaktaki adalara gittiğimiz zaman en azından inerken kaydımızı alıp inelim ki öldüğümüzde hemen oradan devam edelim. Depolama alanı gibi bir şeyler yapalım. Üstüne tente gibi bir şey yapılabiliyor, onu yapalım. Buraya base'imizi, açlığa, susa şu an çözüm bulduk iyi kötü ama gelişmemiz gerekiyor. Bu cevher eritmek için fırın falan yapmalı. Artı buraya tarla, yani bir şeyler ekip gübreleme sistemini falan yapmamız gerekiyor. Bunları öğreneceğiz dostlarım. Bu bölümde yapabilirsek bunları yapalım. Ki tekrar o adaya gitmemiz gerekecekse eğer ona gideceğim. Diğer adaları keşfetmeye çalışacağım. Bu adayı da iyice bir araştıralım. Yani gitmemiz, çıkmadığımız yerler varsa oralara da bir bakalım dostlarım. Evet, hemen şurada okumaya başlayacağım notları. Elimize kılavuzumuzu alalım. Zaten kırmızı yanıp sönüyor bakın. Burada bizim yapmamız gereken, bulunması gereken bulduklarımızı okuyalım. Radyo kulesi hakkında %25'e gelmişiz. Kaçış dediği artık bir uçak resmi var. Büyük ihtimal burada biz uçakla kaçmaya çalışacağız. Buradan çıkış için. Bunları bir okuyalım dostlarım. Evet, Harper'mış. Lagund Harper'ın notları var. %53'e gelmiş. Halihazırda bu tabi az ama diğer adaları da dolaşmamız gerekiyor olabilir. Şurada bir de Thompson var. Thompson'ın notları hiç yok. Sıfır. Şimdi radyo kulesinden başlayacağım. Önce bunu bir başlayalım okumaya dostlarım. Merhaba yabancı. Cennete hoş geldin. Ya da benim deyimimle kurumsal cehennem manzarasına. Ben Danny Harper. Mordenpol Corp tarafından buraya çığır açan bir projeyi denetlemek için gönderilen şanssız ruhlardan biriyim. Burada bir tür kaynak buldular ama hepsi bundan sessiz kalıyor. Hayatımı Endias'a devrettim. Bu yüzden dünyanın neresinde olduğumu bile bilmiyorum. Mordenpol bir grup kurumsal pislikten başka bir şey değil. Bizi buraya sahte iddialarla getirdiler ve karanlıkta tuttular. Aşk gözlükleri ve gizlilikleri hayatlara mal oldu. Ve şimdi hepimizi bunun bedelini ödüyoruz diyor. İkinci sayfaya geçelim. Çevirebildiğim kadar dostlarım. Hayatta kalmak ve bir çıkış yolu bulmak için elimden geleni yaptım ama artık gücümün sonuna geldiğimi farkındayım. Sürekli mücadele, gizlilik, izolasyon hepsi çok fazla. Adanın her yerine bu noktaya kadar olan yolculuğumu ayrıntılarıyla anlatan notlar dağıttım ama aslında kaçmak için gücümün kalmadığını biliyorum. Tüm bu zamandan sonra akıl sağlığımı ve hatta insanlığımı bile sorgulamaya başladım. Buradan tek çıkış yolu olduğunu söylemek isterim. Radyo kulesini tamir etmek. Sorun şu ki kılavuzu da
parmağından okuyamıyorum. Orayı çeviremiyor. Yani kuleyi tamir etmek için gerekli olan kılavuzu, şablonu su altında bir çarpışma sırasında, evet, yakınındaki denizaltı enkazlarından birinde. Kaçmak konusunda ciddi olanlar bu arada zahmetine girecek ki kılavuzu bulduktan sonra kuleyi onarmak için ne yapılması gerektiğini göreceksin diyor. Gerekli olan malzemeleri topla ve tamir et. Kulede açman gereken güç panosu var. Onun anahtarına ihtiyacın olacak. O da büyük ihtimalle öldüğümde benim yanımda olacak. Senden önce tabii birileri gelip yağmalamazsa eğer vücudunda duracaktır. Ve son dördüncü sayfada adalar günlüğünden notlar, hepsi bir anahtar içeriyor. Kilitli kutuyu açmak için, kodu almak için tüm notları bulmanız gerekecek. İçerisinde hayatta kalmanıza büyük ölçüde yardımcı olacak bir şeyler var diyor. Birinci notun dördüncü sayfası bu şekilde. Şimdi ikinci nota geçelim, Radyo Kulesi'ndeki. 1985 12 Şubat'ta yazılmış bu not da. Bu lanetli adada 3 ay geçirdim ve sanki bir ömür gibi geliyor. Mordenpohl Corp bize bir yalan attı. Basit bir kaynak çıkarma işi olması gereken şey bir deliliğe doğru çöküşe geçiyor. Gizlilik boğucu. Burada gerçekten ne yaptığımızı söylemiyorlar ve her hareketimiz dikkatli denetçiler tarafından izleniyor. Bir teknisyen olarak benim işim ekipmanın çalışmasını sağlamak, yani çalışır durumda tutmak. Koşullar göz önünde alındığında bu çok da kolay bir iş değil diyor. İkinci sayfaya geçelim. Kıyıya sadece birkaç kez ayak bastım ve plajın tadını çıkaramamak diyor, çok sinir bozucu. Fırtınalar şiddetlenmediğinde burası cennet gibi gözükse de durumunu düşündüğünde acımasız bir şaka gibi. En altta da bir nottan bahsetmiş. Bankrotun sonunda bir rakam yazılı. 5. Bu büyük ihtimal yukarıdaki o kulenin oradaki bir tane şifreli kutu vardı. Onun bir tane şifresinin rakamı dostlarım ikinci not. Yani 125'lik kısmı Radyo Kulesi'nin biz bu şekilde. Şimdi bir de kaçış. Bu zaten uçak planı bizim amcamızın konuşmalarını içeren kasetler buluyorduk sağdan soldan. Şimdi ilk kasette ne diyor? Yani özetlemiş zaten karakterimiz. Umarım bu adada yok olmam ve kimse bunları bulmak zorunda kalmaz diyor. Yani kasetleri. İkincisi, aman tanrım, bunu onun sesi, amcam Seamus. Sen çılgın ihtiyar. Umarım hala hayattasındır diyor. Ve üçüncü bant kaydı. Zamanının tükendiğini mi söyledi? Antik kalıntılardan bahsettiği gibi sanki. Ne demek istiyor ki? Daha fazlasını öğrenmem gerek. Dayan amca demiş ve 3 tane bu da %25'lik kısıt. Uçak planıyla ilgili bir şey bu, kaçış planına. Şişe notlarını bulamamışız. 0. Bu da büyük ihtimal denizin kıyılarında içerisine not olan şişeler. Bu şekilde bir bulacağız ki onları da okuyacağız dostlarım. Ve Logan Harper'ın notları %53'lük kısmını şu anda erişmişiz. Bu epey uzun dostlarım. Bir tane bölüm 3 tane sayfadan oluşuyor. 7 tane bölüm var bu şekilde. Logan Harper karşıdaki o adada düşen yolcu uçağındaki kurtulan birinin hayat hikayesi var burada. Kendisi günlükler tutmuş. Hayatta kalmış. Zorla bela. Tabii sonucu ne olacak bilmiyorum. Ama burada bulduklarımız kadarıyla tek başına kalmamış. 3 tane çocuğu olan Claire isimli bir bayan da, tıp öğrencisi 26 yaşında bir bayan da onunla birlikte bu mücadelenin içindeymiş dostlarım. Epey bir hayatta kalmaya çalışmışlar. Bir tane sandallan başka adalara gitmeye çalışmışlar. Yardım çağrıları için bir şeyler, yani bayağı bir cebelleşmişler. Bu hikaye var burada. Hatta Claire'in 3 tane çocuğunun olduğu, bunların da Tommy 9 yaşında, Jake 7 yaşında ve Emma 5 yaşında olmak üzere 3 tane çocuğu. Emma bir komodo ejderinin saldırısı sırasında bayağı bir mücadele etmişler ama kaybetmişler Emma'yı. Bu şekilde bir hikayesi var burada. Bunu da özetlemiş oldum dostlarım. Diğerlerini zaten dediğim gibi bulamadık hiçbirini. Şimdi pekala ne anladık? Demek ki dostlarım hikayede en önemli şey karşıdaki radyo kulesini orada arıza vardı.
Böyle kıvılcımlar çıkıyordu. Onu tamir edecekmişiz. Peki tamir etmek için gittik, yukarıya çıktık. Herhangi bir etkileşime giremiyoruz. Ne dedi notta? Çalışan işçi Dini Harper. Yakınlarda bir tane enkaza dönüşmüş, batmış denizaltı var. O denizaltında oranın tamiri için şablon var. O şablonu bulman gerekiyor ve gerekli malzemeleri temin edersen onu tamir edebilirsin. Ve oradaki power kutusu, o power kutusunun anahtarını da belki benim üzerimde birileri almadan, yağmalamadan en son üzerimde olacaktır. Bulursan onu da açarsın. Bu şekilde bir ipuçları verdi bize. Şimdi tabii bir de anladığımız yani yazılardan bütün adalara dağıtılmış notlar ve bu notlarda şifreler var ki oradaki kutuyu açmamız gereken o şifrelere ihtiyacımız var dostlarım. Ne yapacağız? Bu adayı iyice keşfedeceğiz. Karşıdaki adaya tekrar gideceğiz dostlarım. Şimdi nereden başlayalım? Enerjimiz aslında yarıda. Susuzluğumuz da yarın üzerinde. Epey iyiyiz. Saat 11:27 akşam vakti. Şimdi biraz bir şeyler topladım ben zaten. Ağaçları falan buraya. Salımızı büyütmekle başlayalım. Şöyle yapalım. Gerçi burada yapabiliriz. Hemen çekici elime alacağım. Ya da ilk önce bu tarlayı yapsak mı? Deri işleme yerlerini falan bu, yani tezgahlara yönelsek daha iyi. Hemen yapılabilirlere bir bakalım. Gelişim için. Gece çalışmak istemiyorum ama. Şöyle bakalım. Açılan şablonlar da vardı. Meşale yapabiliyoruz. Ayaklı meşale. Bir tane metal gidiyormuş. Bundan da yapabiliriz bir tane. Şimdi merdivenler falan koyalım. Ondan sonra yapalım. Peki şuradan. Tamam. Deri istasyonunu yapalım. Deri istasyonundan onu da deri istasyonunu şöyle buraya koyacağım. Birini. Allah. Ne istiyor? 6 tane large ve 4 tane ip. İpimiz var. İpimiz bayağı var. Bundan 2 tane bile yapabilirim. Tabii şu anda herhangi bir derimiz yok. Oklan şu komodo ejderini öldürmeyi deneyeceğim. Ah. Şunları toplayalım. Etlerini falan alalım. Ateşimizi de yakalım. Bir yandan etimiz de pişsin. Tekrar kuracağım. Var mı ya yanımda? Okum da var, yayın da var. Gel bakalım. Ah, bir tanesini ıskaladık. İki. Açma. Tamam. Üç de öldü. En azından oklarımızı kaybetmeyelim. Toplayabiliyoruz. Tamam. Derisi çıktı. En azından bunu hemen alalım. Kemikleri aslında toplamak gerekiyor ki kemiklerden bir şeyler üretebiliriz. Bunun eti de yenir mi acaba? Yenir. Şu anda burada ne bulsak yememiz gerekiyor. Envanterimiz dolu. Tamam. Evet, ateşimi yakacağım. Campfire'ı söndürme gibi bir şey olsaymış diğer içeridekini söndürebiliriz. Yağmur da yeni geçti. Biraz tabii odunlar hafiften ıslak. Şunu da koyalım. Bir tanesi yiyelim hatta onu. Açlığımız da gitsin. Butlarımız çok. Çürümüş etlerimiz var. Bunları atmayacağım. Çünkü onları belki gübre olarak kullanabiliriz.
Tamam. Şimdi. Bu eşyalar da çok dağınık ama buraya bir depolama alanı yapmam gerekiyor. Şimdilik şöyle yere bırakacağım. Gagalar falan var. Tamam. Şu bozulmuş etler. Şunlar. Pekala dostlarım. Ateşimiz yanıyor. Vitamin durumumuz. Şu üzerindekiler sebze meyve tarzı vitaminler. Şu alttaki de protein et tarzı. Bir tane muz yiyelim. İpimiz var. Her şeyimiz var. Şimdi çekici alacağız elimize. Aslında bir tane de bu araç gereçlerimizi koymak için silah rafı ve alet edevat rafı yapabilirim. Bunlar için hepsine de odun gerekiyor. Koy bakalım. Evet, hazır. Ve direkt üzerimizde deri olduğu için deriyi koyduk ve 21 saat içerisinde işleyecek deriye. Bir tane daha yapabilir miyiz bundan? Bakalım. Hemen yanına koyalım. Tamam. Bunları sonra yerini değiştirme gibi bir şey olsa harika olur. Tam akşam vakti de böyle çalışmak karanlıkta sizin görmenizde etkili olabilir. Tamam, iki tane en azından deriyi koyduk. O komodo ejderini de öldürmüş olduk. Bunları atalım. Burada dursun. Pekala, ne yapabiliriz? Şu alet edevat ortalıkta durmasın. Neyse. Deri ihtiyacımız olabilir. Bir de buraya binayı yapacağımıza göre şuraya falan, tam şuraya falan tarlaları yapabilirim. Çok uzak olmasın. Suya da yakın olsun diyorum ama su, deniz suyunu kullanacağımızı düşünmüyorum. B'ye basalım. Şuradan yukarıdan hemen büyük var. Büyük ağaçlar için. Küçük ise böyle bitki tarzı. Tamam. Bir tane. Üç tane gidiyormuş. Tamam. Yani büyükten yapalım. Böyle dikine falan mı koysak? Yok. Yatay koyalım bunu. Tamam. İnşallah buraya koyduğuma pişman olmam. Ne attım yere? Bir şey mi attım? Hayır. O ne? O ne ki? Ah, bizim şey uçuyor. Rüzgarla mı uçuyor artık? Gidiyor bu şekilde, demek ki denize gidiyorlar. Kuş tüyü, martının tüyü uçuyor. Aa, burada da var. Gitme. Tamam, şimdi bunu yaptık. Tarlayı. Susuzluk ve enerjimiz düşüyor dostlarım. Tarla yaptık. Bir tane de yanına şu işte. Biraz önce bahsettiğim gübreleme. Artık atıklarımızı bunu atacağız ki bundan da alıp şöyle buraya koyalım, bunda yakın olsun. Tamam. Gereksiz olan veya bozulmuş etlerimizi bunun için atacağız. Ya da ortalıkta bulduğumuz gübreleri, hayvan dışkılarını bunun için atacağız. Ondan gübre oluşturacağız. Bunun gibi. Şimdilik yanıma alayım da. Hayvanların. Seni de öldüreyim. Onu da alayım. Şunları da alacağım. Bunları hep atacağım içine. Yanmış. Yani bize yaramayan şeyleri gübreye çevireceğiz. Dört tane istiyorlar herhalde. Tamam. Şimdi
Bunun içerisine buradan o dışkıları atıyorum. Bir bakalım. Şu anda iki tane içerisine öğe attın diyor. Evet, çevirmeye başladı. Yaprak resmindeki de geri dönüşüm gibi. Tamam. Gübreye dönüştürüyor sonuçta. Başka ne atabiliriz? Gereksiz. Salyangoz olur mu? Olur. Olur. Şunları da atalım. Kaç tane attık? 5 tane attık. %10 gibi bir şey olacak bu. Buradan gübre alacağız ki bu tarlalara gerekecek bu. Peki neyle alacağız gübreyi? Bunları nasıl yetiştireceğiz? Bunlara ne tohum ekeceğiz? Şimdi üzerimizde muz var. Muzu bir atalım buraya. Çünkü bu ağaç. Tamam, muz ağacı çıkacak burada. Şimdi diyor ki beklemeniz gerekiyor. Fakat ne su var ne de bir gübre var. 3 tane gübre istiyor. Onun için şuradan bir tane su alalım. Saat 1 oldu yalnız. Uyuyalım dostlarım. Bir tanesini yapalım da en azından. Hemen şuradan sulamasını da yapayım. Yaptım mı? Yaptım. Onu tekrar alacağım. Sulamasını yaptık. Üstü bakın hafiften böyle belli belirsiz sulandı. Suyu tamam. 95 saat dakika artık neyse sayıyor. Gübre almamız lazım. Gübremiz oluşmuş. %7 noktalara gelmiş. 10'a yakın. Bayağı dolmuş içerisi. Bunu yapmak için dostlarım almak için burada kürek tarzı bir şey vardı. Bahçe küreği. Alet edevat. Şurada olması lazım. Nerede? Ha, savaş bu. Pardon. Şu. Şu anda bunu yapabiliriz biz. Altına granite gerek yok. Ne istiyor? Küçük smal mı yok? Tamam, tekrar bakalım. Yapabiliyor muyum? Taş yok. Ne istediğini veya ne eksikliğini göstermediği için. Şimdi tamam. Ekran da görünmemeye başladı yavaş yavaş. Onu yaptık ama oraya bıraktı mı? Bakayım. Aldık mı? Aldık. Şu elimizdeki bahçe küreği. Küçük. Bunun içerisinden alıyoruz. Şöyle küreğin ağzına. Buraya atıyorum. 3 tane. 3 kürek yani. 2 ve 3. Tamam. Şimdi bir de böcek tarzı bir şeyler var. Tipi yazıyor ama. Onu da herhalde böcek tutacağız. Onu da aslında bilmiyorum dostlar. Onu denemedim ama hiç. Böyle bir şey. Burada şu böcek yakalama filesi var. Bundan yapıp havada uçan veya bu helikopter gibi küçük böcekleri, ondan sonra Yusufçuk gibi ve böyle farklı böcekleri, yerde sürüngen böcekleri yakalayıp bunları atabiliriz belki. Öyle düşünüyorum. Şimdi bunu yaptık. Bu büyüyecek artık. Yavaştan küçükten ağacın filizleri gözükmeye başladı. Şuradan patates toplayacağım karşıdan. Ama sabah. Sabah dostlarım. Şimdi uyuyacağız. Sabah olsun. Evet, sabah oldu. Saat 8.15. Kalkalım. Hatta biraz fazla bile uyumuşuz. Daha erken kalkabilirdik. Susuzluğumuz artmış. Susamışız. Bundan içmeyeceğim. Bu belki sulamaya falan kullanırız yine. Çünkü bu midemizi bozuyor. Bu biraz daha berrak duruyor. Şimdi. Üzerimizdeki fazlalıkları buraya yine bırakalım. Şunu da yiyebilirim. Neden yiyemiyoruz? Tamam, yedik. Şunlar burada dursun. Çantamızı boşaltalım biraz. Çünkü biraz burayı dolaşacağım dostlarım. Şu Hindistan cevizinin kabuğunu tekrar koyalım. Tamam. Bayağı bir etimiz var. Bunlar fazla aslında. Şuraya koyacağım bunları da. Burada dursun. Tamam, şöyle dursun yerde. Burada toz olur ama olsun. Yeriz bir şekilde. Hop, nereye götürüyorsun onu? Burada birçok bizim malzememiz böyle kayboluyor demek ki. Şunu da alalım.
Bunu yine gübrelemeye atalım ki. Bakın. Artık muz ağacımız yavaştan filizlenmeye başladı yukarı doğru. Burada şöyle atalım, gübreye dönüşsün. Evet. B'ye basalım bir tane de. Normal. Nerede şu? Şundan bir tanesini de küçük yapalım. Onu da yani şöyle önüne biraz ara koyalım. Şöyle olur. Azıcık arası olsun. Aradan geçelim. Tamam. İki tane istiyormuş. Yük var mı? İki tane var. Hemen gübremizi alalım. Önce tohum ekmen gerekiyor. Onun için şuradaki patatese gidelim. Martının bir daha yakalanmış. Şuradaki patateslerden bayağı epey bir patates var burada. Aldık. Bunları direkt yiyebiliyoruz da belki ama aslında bu Fire'ın orada közleme yapsak güzel olur. Gözün içine yatırsak daha lezzetli olur. Hemen patatesi atalım. Attık. Gübreyi de attık. Bir tane daha. Tamam. Şimdi suyun birini alalım yine. Tamam, suladık. Bu da şimdi patates çıkacak buradan. Normal berileri de yapabiliriz. Yani üzerimizdeki şu beriyi şunları da yapabiliriz. Büyük ihtimal onları da burada yetiştireceğiz. Vitamin için. Şimdilik ikisi yeterli. Odun yok çünkü. Odunumuz bitiyor. Daha burayı bitirmemiz gerekiyor. Başka ne var üstümde? Patatesleri koyalım buraya. Burada bırakacağım. Tamam, burada dursun. Tamam. Şimdi dostlarım gitmediğimiz bu taraflarda şu tepelere gitmedim. Bu tarafta gitmediğimiz şuralara girmedik. Bir dolaşalım. Üzerimizdeki edevatları bırakacağım. Bir dolaşacağım burayı. Bu bıçak mıydı? Değil. Tamam, bıçak da dursun. Tamam, bu şekilde gidebiliriz. Bir dolaşıp gelelim. Şunlardan bahsediyorum. Yusufçuk gibi olan dediğim. Keşfetmediğimiz yerleri burada. Yani notlar. Umulmadık yerlerde notlar çıkıyor. Şöyle. Şu aracı da. Şey mısırdı. Aracı da parçalamamız gerekiyor. Bir de yukarıdan yüksekten bakıp tekneyle dolaşacağız. Bu yakınlarda o denizaltı enkazını bulmam gerekiyor. Şu dubanın olduğu yerden şüpheleniyorum. O tarafa gideceğim. Buradaki kalkanı alacağız. Evet bakın. Çıktı bir de. Zaten ağaç özel. Belli zaten sarmaşıklar falan çiçekler. Bir tane daha not. Ve radyo kulesinin notuymuş. Buna da bakacağım dostlarım şimdi hemen. Ve bir tane de antik fener bulduk. İşte bu. Antik fener. Şu aşağıdakini de alacağım. Bunları evin yanına taşıyalım. Her adanın kendine özgü eserleri, antik hazineleri olduğunu zaten yazılarda da belirtiyor. Bunu da buraya koyalım. B harfiyle. Şimdi buraya bırakacağım. Tamam. Bu da burada dursun. Kalkanını da getireceğiz. Gelirken. Daha bizim burada araştırmadığımız, bakmadığımız çok yer vardır. O yukarıya bir daha bakacağım dostlarım.
Burada herhangi bir şey yok. Kalkanı alalım. Ha, bir de arka taraftaki hurdalar vardı. Malzemeler. Onları toplayalım. Şunlar. Buradaki dolabı parçalamıştık. Bezler falan. Kalmasın hiçbir şey. Tamam. Her şeyi aldık. Zaten shield'ı da burada bulmuştum. Hemen onu alalım. Ah, bu ne? Bu iskelet nereden çıktı? Bunu daha önce görmedim. Eminim. Ya üstünden mi geçtik acaba? Bu iskelet yeni gördüm. İlk defa görüyorum. Bunu kazmak mı gerekiyor acaba? Bir kürekle falan mı kazacağız? Şunu alalım. Şimdi gidelim. O elimizdeki notu bir okuyalım. Son bulduğumuz not ne diyor? Ona bakalım hemen. Çevireceğim onu. Onu da buraya bırak. Güzel. 3 tane eser oldu. Buranın herhalde budur. Diğer adadan da bulamadık hiçbir şey. Zaten gezemedik. Leopar falan saldırmıştı. Tekneyi büyüteceğim dostlarım. Hemen şurada bir okuyalım onu. Bir kayıt alalım önce. Evet dostlarım. Notu bulduğumuz son not bu. Bunu hemen bir okuyalım. 25 Mart 1985'te yazılmış. Son girişimlerden bu yana 2 hafta geçmiş. İşler daha da garipleşmeye başlamış. Sam ve ben, yani Sam isimli birini, kıyıda gözetmenlerin meraklı bakışlarını uzak bir yerlerde yalnız başımıza kalarak biraz konuştuk diyor. Buraya daha farklı şartlarda gelseydik keşke falan gibi. Münatabat çok gerginmiş bu burada çalışanlar herhalde. Büyük ihtimalle öyle bir şeyler diyor. Marcus'u bulduk diyor. Sahilde sersemlemiş bir şekilde dolaşıyordu Marcus isimli birisi. Sanki bu ada bizim aklımızla bir oyun oynuyor gibi diyor. Kıyıya yakın kayalarda bazı garip oymalar fark ettim. Çok eski görünüyorlar. Bizim ekip tarafından yapılmış bir şey olamaz diyor. Bunları sorduğunda diyor denetlemeciler diyor susturdu beni ve işine odaklan dediler diyor. Yiyecekler çok tatsız tuzsuz hiçbir şey yiyip içemiyoruz. Bu Mordenpol'ün sakladığı bir sır hakkında düşünceleri varmış. Bu gece uyumayıp bunun hakkında bir gözlerimiz açık olacak falan dercesine. Riskli bir şey ama bunları takip etmek ve bunun altında ne yatıyor bir araştırmak istiyoruz diyor. Bu bulmacayı bir araya getirirsek bu adadan kurtulmamızı yol açabiliriz diyor. Mordenpol'ün ne sakladığını bulup onu açığa çıkarmalıyız. Ve en altında yine bir şifre vermiş dostlarım. 6 numara olarak. 5'i görmüştük. Bu da 6. Tamamdır. Son aldığımız o nottan da bir şeyler öğrendik. Şifre hakkında. Şimdi devam edelim dostlarım. Bu tarafa. Oradaki lastikleri getireceğim. Aslında Duba'yı gitsek mi Duba'nın olduğu yere? Şuradan binelim. Gözümüzü karartalım. Şöyle bir açılalım dostlarım. Etrafında hem dolaşalım hem de odun tutamacı yapabilirsem odun tutamacı yapacağım. Oradaki tekerlekleri ve varsa kullanabileceğim varil. Onunla da büyüteceğiz bunu. Şu anda 2 göz diyelim. 3-4'e çıkartalım. Acaba suyun nerelerinde olabilir? Mesela buralarda bile olabilir mi? Şöyle bir durduralım. Dur. Mızrak da yapsak olacak. Atla. Suyun içi bu çok da derinlerde olabilir. Oyunda böyle scuba gibi bir şey yok. Hani bir dalga seti. Belki onu bulmamız mı gerekiyor önce? Dalga setini. Neyse bir yürüyelim biz. Olduğu yerde küçük ufak tefek bir enkaz parçası olabilir. Sonuçta gemi battığı zaman bir kırıntıları
üzerinde oluyor. Oyun da bunu yapmıştır diye düşünüyorum ama. O duba... Gideceğim oraya. Suyun içi hiç belli olmuyor bu şekilde. Bu bizim ilk adamız. Fırtınalı bir havada... Bu sallan uzun yolculuk yapabilir miyiz? Ne kadar güvenli olur? Bunu biraz geliştirsek mi? Biraz önceki okuduğumuz o yazıda kayalarda, yani deniz kıyısındaki kayalarda oyma işaretleri gördüm. Bunların ne olduğu hakkında araştırsak diye sormuşlar hatta. Onlar da siz işinize bakın. Şunlardan mı bahsediyor acaba? Bu kayalar farklı mı? Ummadığımız yerde şu. Benim tahmin yürüttüğüm yer. Aha, köpek balığı var. Dur. Biz burada yer zaten de. Hem de iki tane mi? İki tane. Mızrak yapalım dostlarım. Önce mızrak yapalım. Ölmeden çıkabilirsek bunun üzerine yatak falan bir şeyler yapalım. İşte dedim ya. Yapılacak çok şey var. Şurada bir yelkenleri indirelim. Evet, indirelim. Gelmese çok iyi. Bu gemi batığı. Evet. Gemi batığı ve geminin direğiymiş. Duba değilmiş. Evet, geliyor. Tabii. Bırakır mı? Bırakmaz. Bırakmaz ve 1, 2, 3 tane mi? İki de bu tarafta var. Burada bir gemi enkazı var. Acaba bu mu? Denizaltı dedi ama böyle bir gemiden bahsetmedi. Denizaltı. Şu kıyıya doğru gideceğim. Oradaki lastikleri kullanarak dur bakalım. Lastikleri alalım. Oo, bayağı var. Önce şuradan lastik kısmını seçelim. Tamam. Bir de o tarafa yapsak. Ya da şöyle yapalım. X. X. Tekrar bas. Önce bu tarafı yapalım. Tam ortada olsun bizim yelken. Kaç, bir tane daha koyarız ya. Bırak. R. Bunu yaparken acaba yürüyebiliyor muyuz? İlla bitirmemiz mi gerekiyor? Şey, böcek ilacı. Acaba ne işe yarıyor bu? İleride belki o da bir işe yarayacak. Aha, burada bir tane şişe bulduk. Alabiliyor muyum? Alıyorum. Alamadım. Üstüm dolu. Evet. Bir hikayesi olan şişe. Birinin yine yardım çığlığı. Genelde denize atılır. Alamadığımıza göre buradan şey yiyelim. Şimdi alalım yanımıza.
Dur. Şöyle bırakalım. Oh. Orası tabi yapılmadığı için. Tamam, yerinde güzel. Ve bastığımızda şu. 5 sayfalık bir. Birinci gün. 15. gün. Günlük tutmuş 30 gün. Yaşam, yani hayat mücadelesini burada not almış. Ona da sonra bakalım dostlarım. Sörf tahtası. Şunları alabilirsem yanıma alacağım. Tamam. Şimdi yola çıkabiliriz. Döndürelim. Düşmesinler. Kattırmam gerekiyor. Biraz kattıralım suya. Evet, şimdi. Açıl. Dur. Şunların olduğu yere hiç bakmadım çünkü. Evet, bakın. Üzerimiz full. Dop dolu. Buradalar falan var. Gemi bayraklarıydı. Gördüklerim. Şu ağaçların olduğu yere yaklaşabilirsem, buradan ağaç kesip en azından tamamlayabilirsek tamamlayalım bunu. Ağırlık sağ tarafa doğru çöküyor mu? Bana mı öyle geldi? Bekle. Şunlar ağırlık yapıyor bu tarafa sanki. Evet. Sağ tarafa doğru yattı yani. Sal. Saçlar, plakalar biraz aşağı aşağı gitti. Kütük istiyordu. Kütükleri hemen buradan keseceğim. Yakınımızdaki kütükleri de hemen erkenden kullanmayalım bunları. Bitirmeyelim. Binayı yapacağız daha. Ha, yapraklardan yatak yapabilirim. Tamam. Bunu tamamlayalım da bir önce. Bu neden bu tarafa yattı? Çok yattı bu tarafa. Plakalardan büyük ihtimal ağırlık yaptı tarafa. Güzel bir düşünce. Şimdi buranın yaprakları falan kullanmak için biçimsiz bir şey de yapmak istemiyorum. Yani çık. Bakın aldıkça tabii. Şöyle ortaya bari atalım. Bakın düzeldi. Ya güzel. Güzel bir şey. Yani fizik şişesi. Güzel. Lastik ve şunlar ortada dursun demek ki. Dengeli olacak. Tabii. Bu tarafa gittiğimizde bir ağırlık çöküyor. Güzel. Şimdi bunun üstüne başka ne yapabiliriz? Yatak. Önemli olan yatak. Yatağı yapmam gerekiyor benim. Şunun gibi. İp istiyormuş. Bunu evde de yapabiliriz bunu. 10 tane large. Şimdilik böyle olsun. Tamam, gidelim. Dönelim. Gidelim dostlarım. Şimdilik bu şekilde olsun. Hatta bir dakika. Yola çıkma. Şuradaki bayrakları alacağım dostlarım, bu bayrakları. Üzerimde fazlalıklardan atacağım. Ye. Tamam, bunları atalım. Bunu da atalım. Şimdi ye. Yiyecek. Yani et ve yiyecek sıkıntımız yok. Burada başka bakmadığımız bir şey var mı acaba? Evet. Ülke bayrağı. Ha, şunlar farklı böcekler bakın. Bunlar farklı böcek. Bir tanesini öldürelim, alalım yanımıza. Şuralarda görmediğimiz bir şey varsa alalım. Ne oldu? Bakın. 32 metre. Şimdi bir şeyler buldukça sanki bir sonrakine yönlendiriyor gibi. Bir şeyi bulduğumuz. Mesela oradaki ben yerdeki şu kumsaldaki
yarı gömülü iskelet şeklindeki cesedi ben görmemiştim şu karşıdaki. Bilmiyorum, üstünden geçtik çünkü orada. O kadar. Görmedim. Şurada kolyeyi bulmuştuk. Burada bir not daha var. Arızalı olduğu için işte ateş kıvılcımını da çıkarıyor. Ha, kasetmiş bu. Tamam. Seamus amcamızdan yine bir şey var. Şimdi. Onu sonra bakacağım dostlarım. Şuradan gelen. Evet, kaçışla ilgili bakın. Bir kaset daha bulduk. Şu. Dördüncü kaset oldu. Hemen ne diyormuş? Çevirelim bunu. Ha, bir uçaktan mı bahsediyor diyor. Burada aklını kaçırıyor herhalde dedi. Umarım öyle değildir. Planlara ve şu elimde bulunan tamir kılavuzlarına göz kulak olmalıyım, kaybetmemeliyim diyor. Tamam. Bu ne? Top. Ha, bu Wilson topu. Wilson topu. Bu Yeni Hayat filmindeki, Tom Hanks'in filmindeki Wilson topu. Güzel. Başka ne var şurada bakalım dostlarım. Gözümüzden kaçan, görmediğimiz. Gizli. Oyun bize çünkü böyle yerlere gizli gizli şeyler koyuyor demek ki. Bu Wilson topunu atsam buradan gider mi evin yanına? Şöyle. Aha, attım. Kuru ağacın dibine doğru attım. Gitti. Tamam, ortaya gitti. Orada kaldı. Oradan alırız topu. Wilson topunu da Yeni Hayat filmindeki Tom Hanks arkadaş gibi onunla. Green Hill oyununda da zaten bunu bulmuştum ben. Tarz hayatta kalma oyunlarında simge oldu artık o. Evet, buradan bir tane daha bulduk. Not. Şimdi 3-4 oldu artık. Bir dinlenmemiz gerekiyor dostlarım. Enerjimiz iyice düştü. Eve gideceğim. Evde gemiyi bitirip ki üzerine bir yatak yapalım. Bu gemiye zaten birçok şey yapmamız lazım bizim. Bununla çünkü çok uzaklara yelken açacağız. Şu anda bir tane yelkenimiz var. Yavaş. İkinci yelkeni de yapmayı düşünüyorum. Aslında kenarlara yapmak lazım bunu. Böyle. Kenarlara yapacağız ki kenarlara yaptığımız zaman önümüzde göreceğiz buradan. Adaları falan. Üçüncü şahıs bakış açısı yok çünkü oyunda. Ancak bu şekilde çıkıp da görebiliyoruz. Birini bu tarafa, birini bu tarafa koymayı düşünüyorum. Mızrak yapalım unutmadan. Oradaki batık gemiyi araştırmamız gerekiyor. Belki de o gemide çıkacak o şablon. Bunlar yavaş yavaş şekil alıyor o tarafa doğru. Görüntüler gayet güzel. Aha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oo, bir dakika. Dur. Bu ne? Neresi şimdi burada? Bizim evin yanı. Bir dakika. İşaret, hatta burada görev var. Şimdi. Şuraya üstümüzü. Tekne. Tekne burada dursun mu? Üstümüzü boşaltsak kaybolur mu? Bunları. Bir atalım. Çünkü aşağıda görev var. Şişe. Tamam. Ölürsek. Ölmeyelim. Önce bir kayıt alalım. Kayıt alıp geleceğim dostlarım. Tamam. Kaydımızı aldık. Sakın sakın sakın. Geminin üstündekiler düşecek. Tam eve yaklaştık. Burada bir tane görev çıktı.
İşte bu. Aa, bir dakika bir dakika, hayır. Bizim şeyler mi dağılıyor? Dağılmayın. Dağılmayın. Denizaltı. Denizaltı bu. Buna girmemiz gerekiyor. Nereden? Şuradan mı? Kapalı burası. Aa, bir dakika. Kır. Tamam. Kırık mı zaten? Küflenmiş. Kır. Çık yukarıya. Çık 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 çık. Çık, nefes al. Of, boğuluyorduk. Geri gel. Geri gel. Üst kapağını açtım. Üst kapağını açtım. Ama köpek balığı var ileride. İleride köpek balığı var. Tarafa geliyor. Hadi bir kez daha dal. Dal artık. Geliyor. Bunu öldürmenin bir yolu olması gerekiyor. Onun içine gireceğim. Bizim malzemeler dağılmış. Yapma be. Dağılmayın. Şu bayram biri yok gibi sanki. Deniz götürüyor. Kıyıya da götürmüş olabilir. Gitti mi? Gidiyor. Tamam, gidiyor. Hemen gir. Hemen gir. Gir. Gir artık. Bu ne? Bronz bıçak. Al. Spear. Bir dakika. Hemen üzerimdeki şeyleri boşaltsam. Boşaltamıyor mu? Boşaltamıyorum. Ve kılavuz. Tamam, bulduk. Tavır. İngot. Üçe buldum. Çık. Çık şuradan. Çık 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 çık, kaç. Bir tane mızrak var. Mızrağı alalım oradan. Bunu hareket ettireceğim. Yönümüzü dönelim. Yapma be, dağılıyorlar. Ne varsa üzerinde dağıldı. Ağırlar duruyor, hafifler gidiyor. Rüzgarla. Onları tekrar bulabilirsek iyi olur. Çok uzaklaşacağını düşünmüyorum ama. Tekneyi buraya bırakacağım. Şu ağaçları kullanabilsem ağaçlardan kesip gelip tekne burada kalsın. Bunları bir alalım. Ağırlıkları. At. Kalas gelmiş bir tane. Kıyıya vurmuş. En azından kıyıya vuruyor herhalde ki. İki tane o filama gitti yalnız. Onları bulacağım. Hayır, sen nereye gittin? Yayı bırakalım ya da bıçağı bırakalım. O bıçak çok iyiymiş. Bıçak çok iyiymiş. Tamam, mızrağı alacağım çünkü oradan. Şu malzeme edevatı depolayacak acilen bir yer. Oo, çok değerli bu. Çok değerli külçe. Şöyle ortada dursun. Bu şişe yeni bulduğumuz. Bunlar çok önemli değil herhalde ama yine buraya bırakacağım. Kayboldu. Kumun altına gitti.
Bayağı bir bezimiz var artık. Bezimiz çok. Evet. Tekne. Buradasın. Aha, buldun mu? Buldum. Hemen altında. Tamam. Bayrağı buldum dostlarım. Eğil. Diğeri de bunun yanındadır da. Altına falan sıkışmış olabilir. Teknenin. En olmadı. Şurada bir yerdedir. Neredeydi o kırıntılar? İşte burada. Hadi bir daha deneyelim bunu. Kapak burada. Çok da ileride değilmiş. O mızrağı almam gerekiyor. Hala içinden bir şey çıkıyor. Denizaltının işte bu. Bronze spear. Aldık. Bronze bıçak alamıyorum. Biz biraz önce almadık mı bir tane bıçak? Evet, bronz. Bunu yapmak kolay değil. Evet, diğer ülke bayrağını da bulduk. Yerde, suyun içerisinde gölgesi vurduğundan yere gördüm hemen üstünde. Tamam, kaybettiğimiz sadece bir hurda parçası atlayıp gitti gördüm. Neyse, o kıyıya vurur. Şuralara falan vurur. Onunla uğraşmayalım şimdi dostlarım. Evet, mızrağımız var artık. Hem de bronz. Bir tane bıçak var orada. O bıçağı da alsak olur. Şu. Bronz. O da bronz. Acaba kendi kendine spam mı oluyor orada? Neyse, onu bir kez daha giderim sonra. Bu sisi. Şimdi. Yatalım, dinlenelim dostlarım. Çok. Bu bayrağı gemiye yapabiliriz. Hangi bayrak? Büyük ihtimal İngiliz, Amerikan bayrağıdır. Çünkü bayraklarda nerede? Şu. İşte. Amerikan bayrağını gösteriyor. Başka da korsan bayrakları var. Şu koltuğu da kullanabiliriz. Koltuğu götürsek oraya. Çevirip tersini. Vay. Aa, böceklenmiş bakın. Böceklenmiş. Çıkmış ve böceklenmiş. Neyi bırakabilirim ki üstünden? Şu taşıma sadece 3 mü blok var? Mızrak. Bu dursun. Mızrağı mı bırakayım? En azından 4 deseydik, 5 deseydik olacaktı. Böcekler var dibinde. Bırakın. Evet, patates aldık. Bakalım çantamıza. Bir tane mi? Yok canım. Belki de tam yetişmemiştir. Evet, 3 saati var. O yetişmiş ama. Bir kere yine. Biraz daha bekleseydik belki tam olacakmış. Bunu buraya bırakalım. Şimdi yatalım dostlarım. Biraz zaman geçsin. Derilerimiz de oluşmuş. Derileri alalım. Onlara bir bakacağım nasıl. Üzerimizde şu şekilde parça şeklinde gözüküyor. Bunlar çok değerli. Çünkü işlenmiş oluyor artık bunlar. Bayağı bir süreç geçmiş oluyor. Bu da aynı şekilde. Teknemizi geliştirip devam edeceğiz. Biraz uyuyalım ve kayıt alalım bir tane. Ne olur ne olmaz. Evet. Saat 4:10. Güneş battı batıyor. Yine bir su içelim dostlarım buradan. Evet, suyumuzu içtik. Biraz dinlendik. Şimdi
Yiyebileceğimiz şeyler var mıydı? Şunlar var. Ye bakalım bunu. Evet, güneş batmadan teknemizi tamamlamaya çalışacağım dostlarım. Şunu bırakalım. Bir de yeni bulduğumuz şablonu nota bakalım. Şuraya bir tane raf yapabiliyor muyum? Evet, silah rafı ve alet edevat rafı. Şu alet edevatı yapalım. Onu bu tarafa buraya koyacağım. Tamam. İp gerekiyor. İp kalmamış mı? İp kalmamış. Aslında balta kesiyordu onu ama. Yine bir bug oluştu burada. Var mı başka yuka? Karşıda çok. Aa, Wilson topu vardı. Onu buraya atmıştım. İnşallah kaybolmamıştır. Tam yukarıdan attık. Buraya geldi. Aşağı gitmiş. Top yuvarlak. Evet, Wilson topu. Şuraya. Yani bu da bir değerli bir eşya olabilir. İçeride dursa durmuyor mu? Tamam, burada dursun işte. İp üretelim. Evet, tek tek üretiyoruz. Mecburen bekleyeceğiz bunu. Bayağı bir yaptık. Tamam, bitti. Şunu hemen ekleyelim. Large stick. Yine odun yok. Baltamız da kırılıyor, kırılacak. Tamam. Evet, direkt kendisi koydu. Al. Yani elimizde ne tutuyorsak onu direkt koyuyor. Bunu alalım. Bıçaklar olmaz belki. Çekici elimize alalım. Tamam. Koy. Çekici bu şekilde koydu. Başka elimizde ne var bizim? Yay var. Bu savaş silahı. Bunlar da savaş silahı. Şu olabilir. Tabii. İkisini koyabiliyorum. Bunları da aslında yerde durması olacak. Bir tane şuraya. Silah rafı yapsak olacak. Ama zaman kaybediyoruz dostlarım. Onu bir boşluk yapacağım. Önce teknemizi bitirelim. Şimdi teknemiz üzerine bir tane hemen şablon ne yapabiliyorsak onları yapmaya çalışacağım. B. Şuradan gelelim. Roof. Ha, bunları koyabiliyorum. Sadece önüne mi koyuyoruz? Arkasına koyamıyor muyum? Böyle mi?
Buraya koyalım. Bir tane de buraya koyalım. İkisi olsun. B. Şunu nasıl iptal edebiliyorum acaba? Yanıma biraz bez alacağım. Çekici alacağım. Şimdi. Evet, ekle. Bez çok gidiyormuş. Bunu kırmanın bir yönü var mı acaba? Tamam, kırabiliyorum. Small sail. Kır. Kır. Malzemelerini de veriyormuş. Güzel. Şimdi. Hayır. Çekişle kırabiliyoruz. Bunu bırakalım yine yerine. Oranın eksikleri ne var başka? Biraz daha odun. Bir tanem çıktı. Bayağı da uzun aslında. Odunlarda bir sıkıntı var. Yeni mi çıktı acaba bu ağaçlar? Ondan mı böyle? Bundan bayağı çıksın artık. Evet, bundan çıktı. Bunların hepsi lazım olacak. Belki bu yaptığımız roof sayesinde altında ateş falan da yakabiliriz bunun. Neden kabul etmiyor ki? Pilot var üstünde. Heh, tamam. Şimdi tamamlandı. Hemen girelim tekrar. Bundan yapalım. Small. Acaba bunun daha iyi açılacak mı? Belki de açılacak. Şimdilik small. Birini bu tarafa. Birini de bu tarafa. İki tane yeterli. Benim için yeterli şu an. Evet. İptal. İki adet daha gerekiyor. Bunun üzerine aslında burada ağaç kalmayacak çünkü diğer adalardan ağaç mı getireceğiz? O hale mi gelecek yani? Bu ağaçların büyümesini kaç gün bekleyeceğim? Yani tamam, gerçekçi olsun. Ya bileyim, oyun içerisinde bir ay, 10 gün filizlensin. Şimdi tamam. Tabii yatak yapacağız. B'ye basalım. Buradan yataklardan şunu yapabilirsem
İyi olur. Buraya. Tamam. Güzel. Ne eksi var? 8 tane daha. Çok gidiyor. İp var. Şunlardan istiyor. Ağacı buradan getirmem gerekiyor. Şundan zaten keseceğim. Evet, bayağı bir zaman alıyor dostlarım. Sıkıcı da oluyor olabilir ama sıkılmayın. Ben de yani sıkılmanızı istemiyorum. Ağaç kes. Kır. Hayır, parçalama. Bunları buraya atayım. Gerçekten hayatta kalma oyunu öğelerini neredeyse yerine getireceğiz. Atalım artık buraya. Daha çünkü metal, bakır, cevher yani altın pişireceğiz ki onları ülkelere çevireceğiz. Teknoloji olarak nereye gidecek acaba oyun? Uçaktan bahsediyor amcamız kasette. Kafayı mı yedin dedi hatta. Nereye getirdik? Kafa dağıldı. Ne yani uçak mı yapacağız burada? Uçak yapıp uçakla mı kaçacağız? Plan bu mu? Bilmiyorum. Oyun erken erişimde uçak burada uçak uçuramazsın ki. Belki şöyle düzlükte yine uçurulur. Yine öyle demeyelim. Bir de olmasın. Hadi artık. Koy. Görmüyor. Yatağımızı yaptık. Üstümüz en azından yağmurda, fırtınada bir ocak falan yakabilecek şekilde yani yağmurdan etkilenmesin diye kapattık. Şimdi güzel. Şu direksiyonun olduğu yeri kapatmayacağız. Yatağımız bu. Güzel. Biraz daha şuradan kıyıya kattırayım da şunu. İki tarafı lastik oldu. Şöyle kattırayım. Hadi. Hadi tamam yeter. Kıyıya vurup da oradan bir de çekeceğim, uğraşmayayım. Biraz daha git ya. Biraz daha. Biraz daha hadi. Evet. Tamam. Heh, şöyle dur. Vay, çok güzel oldu. Şimdi başka neler yapabiliriz buna? Yani ölmeyelim. Hayatta kalacak şekilde duralım. Bunu alalım. Çok da sıkış tepiş olmasın için ama yine de bir şeyler getirebilelim ya. Depolama alanı yapabiliriz. Mesela bakalım biz depolamalarda ne var? Vay silahlıklar. Ha işte demek istediğim şey şu kütük aslında okları falan koyabiliriz. Ok, bolca ok üretip okları üzerinde taşıyabiliriz. Yani base gibi kullanabilirim. Stone. Yani bu da yani taş aslında şu anda çok gerekmiyor ama belki ileride ister. Large stick. Bunlar çok önemli. 24 tane alıyormuş. Kırıp kırıp getirebiliriz aslında. Bir yerlerden. Gittiğimiz yerlerden boş dönmemek için. Odun taşırız. Kütük. Ha şu. Large drop. Evet, buna içerisine koyabiliriz. 6 tane kütük mü? Çok istiyorsun. En azından bunun içinde kaybolmuyor olabilir. Düşmüyor olabilir. Şundan bir tane yapalım. Bundan mı yapalım? Tamam. Bakayım ne kadar büyükmüş. Çok büyük ya. Bu tekne de olmasın. Bu. Ha, bu olabilir. Bunu nereye koyabilirim ki? Ortaya koysak tam ortada olsun.
Attıklarımız kaybolmasın diye. Başka bir amaç değil. Onu bu köşeye koysak yoksa. Şöyle. Burada mı dursun? Tam da istediğim şeyi almıyor ama. Tam da istediğim gibi olmuyor. Neyse, şöyle koyacağım. Tamam, bu şekilde kalsın. Olabildiği bu. 3 kütük. Tamamladık sayılır dostlarım. İki tane de orada var. Şunu alalım. Şimdi yukarıya tavır çıkacağım. Acaba gerçekten şablon işe yarıyor mu? Bakmam gerekiyor ona. Tamam mı şimdi? Bu oldu mu? Ne oldu? O ne ki? Ha, istediğin şeyi koyabiliyorsun üzerindeki. Öyle mi? F'ye bastığında bastım. Bastım. Böyle mi? Ben peki kendim koyamıyor muyum? Şöyle şöyle yerleştirsem. Vay. O kanatlar. Heh. Güzel. İplerimiz. Yön de verebiliyorum. En azından. Şöyle bir şey. İpe ihtiyacımız olursa çantadan çıkaracağız diye uğraşmayız. Düşmezse tabii. 4 tane kokonat. Çantada boşluk kalsın. Güzel. Şöyle 6 tane mi aldı? 6 tane aldı. Güzel. Zaten ağaç falan keseriz. Buradan da hemen almak için E'ye basacağız, alacağız. O da iyi. Büyünü mü yapsaydık ya şuraya? Neyse. Bir tane daha yaparız gerekirse. Yelkenlerimiz iki. Üstümüz kapalı. Ama tam şu ortaya. Ve et pişirmelik bir şey. Neyi biliyor musunuz dostlarım? Yok öyle. Taştan falan değil. İşte bu. Bunu yapacağım. Tam şuraya ortaya yapsak cızbız yaparız. Yolda giderken. Şuna değmeyip bu ortada dursun ya. Tam şurada. Hem de evet. Tamam, burada kalsın. Bizim önümüzü engellemesin. Ağırlık neye göreyse bakacağım. Ne istiyor? 2 metal, 1 varil. Küçük stick var. 2 metal. Hemen hemen hemen. Hemen 2 tane levhadan. 2. Ne istiyordu? Stick istiyor. Şey yok. Arka taraf ağır mı oldu bu taraf? Attığımız malzemelerden dolayı. Varil. Varil hiç görmedik ki. Kalmadı yani. Diğer adada var varil. Tamam. Diğer adaya gidebiliriz. Yolculuk yapabilirim oraya. Şimdi. Kayıt alacağım, yatacağım. Ama. Saat 4 olmuş zaten. Saat yavaş ilerliyor. Şu sıra iyi. Varil, bir tane varil bulabilsek iyi olacak. Şu kuleye bir çıkalım dostlarım. Bakalım doğru mu? Aldığımız şablon. D'ye basalım. Nerede o? Buradan bir şey aldık mı? Yok. Bunlar önceden aldıklarımız. %53, %50 olmuş. Böyle miydi? Böyle miydi acaba? Hayır, işte bu. Bu dostlarım. Ne yazıyor? Hemen bakalım. Radyo kulesi onarım kılavuzu. Onarmak için kullanılırmış bu kılavuz. İstediği malzemeler var. Bunları temin etmen gerekiyor diyor. Evet. İstediği malzemeler de birinci anten için 15 metal hurda,
15 vida. Bir ısı emici, bir tane ısı emici, bir tane devre kartı. Alttaki ise ikinci anten için olan 15 metal hurda, 15 vida, 3 bakır parçası ve bir güç hücresi diyor. Yani bilmiyorum. Bunları temin edebilirsek bu ne? Power Box. Bu da kutu için. Yani güç kutusu için 20 burada metal, 12 vida, mikro işlemci mi? 2 tane. Devre kartı 2. İstediği malzemeleri söyledi en azından. Bir de yukarı çıkalım. İyi edelim. Hurda malzeme dediği. O hurdalardan oluyor mu? Boş gitmeyeceğim dostlarım. Bakacağım bir. Deneyeceğim. Bizim elimizde bu hani dolapları kırdığımızda metal parçaları. Şuradaki arabayı da kıracaktık ya. Bir dakika. Tamam. Üstünü boşalt. Şu ne? Metal. Bu. Tamam. Vidalar. Vidalar. Bunlar oluyor. Şunları boşalt. Boşalt. Hiçbir şey kalmasın. Çanta bir boşalsın. Onu da ye. Meyve suyu içeceğimiz de yani ölümlük götürüyoruz yanımızda. Bakalım ne zamana kadar götüreceğiz? Hani zor zaman için hiçbir şeyimiz kalmazsa diyerekten nedense böyle bir şey var. Yani çok zor zamanda kalırsam içerim gibi. Araba. Araba nereye gitti? Kırmadım. Gerçekten kırmadım. Yapma be. Yani arabayı bir kıracağımız tuttu, o da gitti ya. Araba nasıl gider? Nasıl gider bu araba? Böyle bir şey olamaz. Yok, böyle bir şey olamaz. Dostlar, bizim araba gitti. İnşallah geri gelir. Ruhani bir şeyler mi var acaba ya? O notlarda okuduğum kadarıyla geceleri çığlıklar, garipten sesler duyuyoruz. Ürküyoruz ve gece sabaha kadar uyuyamıyoruz. Gözlerimiz açık kalıyor diye notlarda yazıyordu. Öyle bir şey olmasın. Arabayı birileri mi kullanıyor? Nedir? Anlamadım. Neyse çıkalım artık yukarıya. Yapacak bir şey yok. Tam arabayı sökeceğiz. Vay be. Şans mı bu? Bitkinlik iyice arttı. Dinleneceğim dostlarım. Dinleneceğim. Temiz bir su iç diyor. Kendine gel diyor. Biraz da dinlen artık, yeter diyor. Bekleyi bitirdin. Yapmadın hiç kalmadı. Olan ağacı kırdın, yaktın. Akşam oldu. Güneş battı, batacak. Sen hala çalışıyorsun. Evet. Son bir gayretle şuraya çık. Yürümeye zorlanıyoruz ama merdivenler maşallah iyi çıkıyor. Esas yürürken zorlanmayacaksın. Merdiven çıkarken zorlanacaksın. Evet dostlarım. Bakır parçasından 3 tane. Burada gösteriyor. Metal hurdalar. Evet, bunları temin ederiz ama Power Cell. Bu nedir? Nasıl bir şeydir? Mikro sensör ve kart, elektronik kartlar. Bunları nereden bulacağız? Hiç malzeme yok. Tamam. Bu bir, bu iki. Bir şey daha var. Allah, düşme. Bu muydu? Üçüncü parça. Yok muydu? Üçüncü parça vardı ki sanki. Neyse, ikisini yaparsak. Demek ki bu. Ha, şu aşağıdaki. Şu biri de. Bunu da yapınca. Aynen.
Bunu da yapınca Allah ölüyorduk. Niye tutunmadın ya? Tutsana. İyi bari. Herhangi bir kötü kırığımız falan yok. Bacak kırılması. Oradaki gemi enkazına da gitmek istiyorum. Mızrağı alacağım elime. Baltayı bırakamıyorum ki. Her şey odun. Şu amele işlerini bıraktıktan sonra, gelişim süreci bittikten sonra belki. Neyse gidelim bakalım evimize. En azından salı yaptık. Bunları alalım. Dostlarım son bir şey daha yapacağız. Bunları alalım. Bunu kuralım. Gemide yatarım, önemli değil. Gemide yatarım artık. Etlerimizi alalım. Karşıki adaya bir daha gidelim mi? O adayı tam böyle teşekkürlü bir gezmek, sonra artık ilerlerde gözüken adalar vardı. Tam karşıda var. Oralara ayak basmak gerekiyor. Bunlar da kaybolmasın be. Gözünü seveyim, kaybolmasın. Şunlara bir bakalım. Gübre. Buraya atalım bunları. Seni de atayım. Çok çıkıyor zaten. Şimdi. Ok durumumuz nasıl? Bayağı var okumuz. Yay. Şunu bırakalım. Buraya. Mızrağı alalım elimize. Evet. Ok ve mızrağımız var. Şunun birini içelim. Önce yatalım. Sonra da karşı adaya bir yolculuğa çıkalım. Hatta şimdiden şurada geminin üzerinde yatacağım. Yola çıkacağım dostlarım. Orada çünkü şey vardı. Hadi artık tutun. Tutamadık. Evet. Yatalım. Biraz zaman geçsin. Pekala. Kalktık. Susuzluk tabii ki mümkün değil. Şimdi suyumuzu içtik. Enerjimiz yerinde. Ama gecenin sabaha yakın 4'ü. Şimdi dostlarım. Şunun bir tanesini açalım. Bir tanesini açalım. Artık teknemiz çok hızlı. Direkt sağ tarafa doğru. Dön 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 dön. Dön. Temiz suyumuz yetmedi mi? Karşıki adaya adım bastığımızda orada içeriz. Şimdi teknenin ağırlığına göre tekne hafiften sola sola çekiyor gibi. Solda çünkü şunlar var ya, ondan dolayı. Şu ateş de yansa, hatta bir tane de meşale koyabiliriz buna. Yağmur. Yağmur başladı. Şu bizi koruyacaktır. Eminim bu koruyacaktır bizi. Bir tane daha yapabilsek iyiymiş ama. Çok mu hızlı gidiyoruz? Neredeyiz bakayım? Sağ sağ sağ. Direksiyon sağa kır. Fırtına başladı. Fırtına başladı. İnşallah. Oh, dalgalar. İnşallah dalgalarla boğuşmayız dostlarım. Böyle alabora olmayız. Aha. Gidiyor mu? Sakın. Eşyalarımız da gitmesin. Gidiyor mu? Hayır. 3 mü? 3'e düşmüş. 3'e 4'e düşmüş. Hayır. Al şunları. Olur mu ya? Şunun üstünü kapatma gibi bir şey yok mu?
Öyle Allah'a emanet. Bu dalgada tabii durmaz. Ben duramıyorum. Yönümüz, yönümüz sağ, 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 sağ. Bekle. Sola çekiyor. Sağ gir sağ. Yani şu anda fırtınanın gücüne göre hemen sola doğru bakın eğim alıyor. Bir dakika. Yok. Bu dalga fırtına daha da kuvvetlenirse şunlar bir de yerinden çıkıyormuş. Kırılıyormuş. Biz burada av oluruz dostlarım. Av. Köpek balıklarına bildiğiniz av oluruz. Bir meşale bile yapsam olacakmış ya. Var mı? Yapabiliyor muyum? Kayalara çarpmayalım. Kayalara çarpmayalım. Titanik gibi olmayalım. Şuradan hızlı yapsam ne olacak ki? Ayaklı meşale, metal. Bunu yapacağım. Tekneyi bir tane bundan yapmamız gerekiyor bizim. Bir şeye çarptık. Bir dakika, dur. Sakin. Sakin. Gelir gelmez bir şey gördüm. Kayalarda. Çarptık mı? Burada dursa. Çok kötü yerde durduk ya. İnsem. Kattırsam kendi kendine gitmesin. Çabuk atlamam lazım. Çabuk çabuk atla üstüne. Atla. 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 Tamam. Sağ sağ. Olmuyor. Olmuyor çünkü deniz bizi dalgalar kıyıya vuruyor. Bir bakar mısınız? Kayanın üstüne çıktık. Haydi ama. Dur. Kırılacak şimdi. Bir git. Git. Hayır. Sakın. Yapma. Bildiğiniz cebelleşiyoruz suyun içinde. Vah. Büyük tekne. Biraz zor olacak. Sağa dön. 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 Hadi ama. Dön. Boşla. Şükür. Tamam. Burada variller falan vardı. İnşallah kaybolmamıştır. Şurada bir tane şişe notu vardı. Büyük ihtimal onu alacağım. Denizin kıyısında vurmuş. Görev. Şöyle kalsın. Tamam. Bu şekilde kal. Çok uzak oldu ama. Evet. Sisli ve puslu bir. Şuradan ne varsa toplayalım. Teker mi? Varil lazım. Varil. Allah. Ya sen. Ne kadar acayipsiniz ya. Korkuttun beni be. Bunlar kırılıyor. Ya çekici getirmedik iyi mi? Çekici getirmedik. Alet edevatta çekiç yapımı zor muydu? Yo. Envantere 3 tane ekipman silah almak nedir ya? Bunu bir 4-5 bir şeyler yap. Vardır büyük ihtimal açılacaktır da. Bir varil alacağım. Önce. Hiçbir şey gözükmüyor dostlarım. Ben de göremiyorum. Sizler de göremiyorsunuzdur. İşte gündüz yatıp geceliğin böyle kalkmanın da bunlar kötü tarafları. Koy şunu. Ekle. 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 Bakayım yak bakayım yanıyor mu? Yanıyor mu? Deneye bakalım. Bunda herhalde yağmurun etkisi olmaz. Papalı kutu. İşte bu fırın ya bildiğiniz. Kuzine. Etler atalım da. Böyle bir havada yaptığımız işe bir bakın. İki tane but. Üstümüzü de kapatsaydık olacaktı. Bu devamı yok mu acaba? Gelmiyor mu?
Tam benim üstüm kapanacak aslında. Niye böyle yaptı ki? İçti mi? İçtiyse hemen bunları bir yiyelim. Bunu söndürmenin bir yolu var mı? Ya bir söndürme gibi bir şey yap şuna. Kapat ağzını. Dur dur. Evet dostlar bir kayıt alalım. Save. Şimdi. Burayı bu havada bu şekilde gezemeyiz biz. Gezemeyiz. Şu kokonatın birini de içelim. Hiçbir şey göremiyorum ki. Zaten yabana gittik kokonatlar. Depo yaptığımız depo tutmadı. Maşallah bizim uçak gerçekten ne yanarmış be. Şişeyi aldık mı? Şişeyi almışız. Demek ki bir tane daha birinin serüveni var. Şurada bez parçası var mı? Variller. Neden biliyor musunuz? Çünkü meşale yapacağım. Yanar mı havada? Hadi ama deniz kıyısında vardır. Base parçası var. Var. Tekenekler, demir levhaları görebiliyorum. Burada fırın gibi, dolap gibi bir şey var. Bir tane küçük ağaç keselim. Nereye gitti ki? İnanın hiçbir şey gözükmüyor. Çok yanlış zamanda geldim diyorum ama. Be. Yap artık şunu. Yapsak ne olacak ki? Yere atacak. Evet, yere attı. Sen burada dur artık. Seni elime bir alayım. Bu ne? Bu aydınlatmıyor ki. Ben mi görmüyorum? Bunun hiçbir faydası yok. Bu fırtınadan olabilir mi? Yani sönme aşamasında bir şey gibi duruyor. Yo bu hiç. Ya şöyle karşıdaki kayaları falan bir aydınlat. Olmaz. Aç şunu. Baltam. Bu havada burayı gezemeyiz dostlarım. Ama şu deniz kıyısını en azından şöyle bir şişeleri falan toplayabilsek, notları falan toplayabilsek. Zaten yukarılara çıkmıştık. Meşale. Meşale hiçbir işe yaramıyormuş. Bunu anladım. Evet o ağacın olduğu yer. Şöyle baktığınızda gözüküyor. Tamam. Acilen geriye. Acilen geriye. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ya
Yani bu havada yani bir şey olsa da gözükmeyecek. Hayvan olsa gözükmeyecek. Yatalım. Sabah olsun. Dinlenelim. Bir dakika. Ha, tamam. Bir an yanıldım. Uçaktan bizim duman çıkıyor şeyden, gemiden. Serf tahtası. Dolap. Yatalım. Evet, sabah saat 8:20 kalktık. Yağmur dindi ama hafiften bir pus duruyor. Sabah tabii vakti olduğu için. Oh be. En azından şöyle ortalığı görelim işte. Dedim ya. Gündüz. Gündüz için işini geceye bırakmamak lazım. İç. Şu şişeyi de şuraya koyalım. Burada dursun gözümüzün önünde. Şimdi burayı hafiften yine bir hızlı bir şekilde göz gezdireceğim. Bulabildiklerimizi. Yine böyle şişe notları falan olur. Yazılar olur. Bu ne? Evet işte bakın. Bir eser. Eser işte bulduk. Bir tane eser bulduk. Kıyıdan kıyıdan gideceğim. Bunu önce hemen koyalım gelelim. Ne bu? At. Çocukların üzerine bindiği şöyle sallanan at. Bunu F'ye basıp şöyle buraya bir yere koyalım da düşmesin. Tamam. Tamam. Şimdi burada bir tek bu değildir. Başka bir şey bulmuş muyduk biz burada? Hani ne bileyim bir eser çaktırma değil. Daha önceki bölümlerde bir leoparla mücadele etmiştik. Bir de işte o yolcu uçağı Lagun düştüğünde burada hayat mücadelesi verdiği yukarıda ceset bulmuştuk. Onun cesedi değil büyük ihtimal dostlarım o. Ama çünkü onlar Claire ile birlikte çocuklarla birlikte bir sal gelmiş denizin kıyısına. O saldaki cesedi bu koltuk. Bu ne? Bunu alalım şöyle atalım da görelim. Bu değil. Claire ile çocuklarla birlikte o cesedin geldiği sala binip başka adalara yolculuk yapmışlar. Araştırma yapmışlar. Belki kurtulan vardır. Hatta bayağı bir bunun tartışmasını yaşamışlar kendi aralarında. Lagun kendi gitmek istemiş. Diğer Claire gitmek istememiş çocuklarla birlikte. Bizi de burada yalnız bırakmadı. Hatta bayağı bir şey yapmışlar. Bir gün akşam oturmuşlar, konuşmuşlar. Laptop mahvolmuş. Kırılabilir. Aa bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Kırılabilir ne demek? Ne demek? Kırılabilir ne demek? Çip. Çip bunda. Of olmadı dostlarım. Hemen. B. Çip bunda büyük ihtimal. Bizim zaten buna gelmemiz gerekiyor da bakma. Kır bakalım ne çıkacak. Yani. Bu. Budur. Plastik mi? Çok çok iyi oldu ya. Bu çok iyi oldu. Çip, plastik. Bayağı istediği şeyleri çoğunu bulduk. İşte dedim ya. Buraları şöyle yavaş yavaş gezmek lazım. Daha bu ilk ada. Baltam burada dursun.
Ne anlatıyordum? Neyse. Burada bayağı bir cebelleşmişler. Onlar başka adaya gitmişler yani. Clay ile birlikte. Çocuklarla birlikte. Hatta Emma. Kızları mı artık Emma? Bir saldırıda ölmüş. Dışkıyı da almak istemiyorum ya buradan. Bunu da parçalayabiliriz. Şöyle sürükleyelim. Hadi. Hadi. Ayaklarımıza. Şöyle gözümüzün önünde dursun. Buralardan geçersek bir daha. Ben aslında salla buralara gelip şu taraflara girmek istiyorum. Bu taraflarda belki bir şey vardır. Yüzersek olmaz bu. Arka taraftan gelelim. Tamam, burası böyle bitsin. Arka taraftan gelelim. Buralarda epey bir not bulmuştuk zaten. Şöyle yine orman içine. Bu video bayağı uzadı yalnız. Öyle hissettim. Ya. Küçük bir hayvanın sesi. Bu leopar diğer hayvanlar gibi spam oluyordur. Oluyordur. İlk darbeyi vurursa bizi öldürür. Öyle her zaman da sıkışık bir yerde yakalamak. Diyor ki bu Lagoon Harper uçağın enkazını defalarca kontrol ettim. Her gün. Dur. Sakin. Bir tane burada var. Aşağı iniyor musun sen? Geliyor musun? Neyse biz buradan gidelim. Yani bir şifre veriyor gibi sanki o yazıda. Bak diyor ki dikkatli bak. O koltukların olduğu yerlere falan girmeye çalışacağım. Oyunda çünkü böyle bir mekanik var. Olur olmaz yerlere notlar yapıştırılıyor. Ummadığınız taşın tepesinde, ağacın gövdesinde. Ve bu sabit değil gibi sanki. Hani ben de burada, bir başkasını da başka yer demiş gibi. Tepesine çıkabilir miyim? Eğilebilir miyim? Bu nasıl bir çıkış? Yalnız bu uçağın bir kanadı var bu tarafın. Diğer kanadı yok. Bu şekilde aramak zorundayım dostlarım. Teknemizin olduğu yere geldik. Hatta geçmişiz. Bu tarafa doğru yöneleceğim şimdi. Bir kez yukarı çıkıp bu tarafa doğru, aşağı doğru yukarıdan geleceğim. Yani şuraları falan bakmamız gerekiyor olabilir. Bu ağaçta hiçbir şey mi bulamadık biz? Düşmesem iyi olur.
Yani. Bir şeydi yani böyle yaklaştığında ne bileyim bir işaret bir ses verebilir oyun. Ben de bakacağım dostlarım bu tarafa da. Daha bir şey var. 19. Dedim ya şu işaretleri en azından daha fazla verebilir. Yavaş yavaş in. İn. Güzel. Evet, Logan Harper'ın bir notu daha bulduk burada. Tekneyi bu tarafa doğru süreceğim. Sonra da bu tarafa gideceğim. Bu Logan Harper belki bütün görevleri burada. Alamıyorum. Ah, bunları kıracaktık. Daha yapmadık bile. Kazmayı üreteceğiz ki ondan sonra da onları üreteceğiz. Tabii hep iş. Biraz da böyle seyahat edip adaları gezmek istiyorum. Ondan dolayı da böyle oldu dostlarım. Bir tane eser bulduk. Bir eser de olmalı burada. Hayır, sen dur. Dön 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 dön. Sağ. İşte bu. Tamam. Düz. En azından salımızı iyi yaptık. Güzel oldu. Şöyle baktığınızda bayağı iyi oldu. Kuzenimizi koyduk ortaya. Bulduğumuz eserleri götürebilecek şekilde bir alan var. Depo hoşuma gitmedi. İpler falan yabana gitti. Bu ada çok büyük. Bu adayı yani bilmiyorum. Bu video içerisinde böyle zor olacak bu gezmesi. Tek tek böyle. Oyun çünkü geniş. Çok kapsamlı gibi. Böyle hani bu ada böyleyse diğer adalar nasıl? Tek tek odaları gezip bu adalarda notlar ve planları bulmamız gerekiyor bizim. Eserleri bulmamız gerekiyor. Neyse elimizden geldiğince yapacağız dostlarım bunu. Yani iki tane koyduk yelken ama yine de hızı hiç belli değil. Havada rüzgar olmadığından mı? Tamam, biraz önceki geldiğimiz yer burasıydı. En azından hani yüzerek değil de gemiyle yaklaşabileceğimiz kayalıklara bununla yaklaşalım. Arka taraf çünkü bayağı yüksek. Dik yamaç. Bulur muyuz, bulamaz mıyız bilmiyorum ama bu suyun içerisinde de böyle eğer böyle enkazlar bir şeyler varsa bu başa çıkmaz. Yani bir harita versin. Haritada ben haritanın şifrelerini çözmeye çalışırım. O şekilde olabilir.
Şöyle bir yaklaşalım dostlarım. Ondan sonra tekrar devam edeceğim ileri doğru. Şurada. Dur. İndir. Bekle. Düşme. Düşme. Evet. Şuralara bir bakalım. Bu ne? Plaka. O da plaka. Bir su içelim. Yok mu burada bir ipucu? Harper bu taraflara hiç yürümedim mi? Gelmedim mi? Ne yaptım? Burada lastik var. Yani o kadar çok levha falan var ki aslında. Bak işte karşıda görüyorum. Karşıda görüyorum. Neden işaretlemiyorsun? Bu kadar geldikten sonra zaten görürüz. Logan Harper. Şuradakini almıştım. Bunu da aldık. Hikayeyi tamamlayacak. Acaba ne yaptılar? Şöyle kıyıdan gitsem. Gemi burada dursa. Gemiden daha hızlıydır belki. Köpek balıkları bu kadar yani kıyıya gelmesi biraz şey gelmemesi lazım. Belki de gelmiyordu da. Ağacın altına geldim dostlarım. Harper buralarda dolaşmıştır. Değişik bir adama benziyor. Hatta Claire'le arasında bir ilişki bile başlamış. Karıma ihanet ettiğimi düşünüyorum. Yani kafayı yiyeceğim falan diye konuşmalar var dostlarım. İşte bir tane şişe notu mesajı. Geceleri halüsinasyonlar falan görmemişlamış. Ve bir tane bayrak bulduk. Burada şey bayrağı. O korsan bayrağı gibi bir şey. Bunu takabiliriz ama. Sen bir git. Çok önemli. Seni alalım. Ne oldu? Ne oldu ya? Bunun altı boş mu? Ses çıktı. Aşağıya düşmeyelim. Kaya ile birlikte. Evet. Buraya geri geldik. Böyle bir tabandan. Oyun yapımcısı olsam yaparım. Böyle yerlere alttan dalıp içeriye çıkış. Gizli mağara. Hadi dal. Evet. Galiba Harper'ın yazacağı notlar bu kadar. Her yer köpek balığı. Buraya avcı tekneleri gelmiyor demek ki. Tamam dostlarım. Şimdilik bulabileceğim bu. Belki içeride. Ağaçların içerisinde falan görmedim, üstünden geçemedim yerlerde vardır. Onu video dışında bir dolaşırım. Ondan sonra bulursam da en azından derim. Şurada buldum bir tane eser veya şurada bir tane bir şey buldum derim. Çünkü video içerisinde bu çok zor. Tek tek her yeri dolaşmak gerekiyor. Enerjimiz düşüyor, susuzluğumuz artıyor. Tamam. Bezleri bari alalım. Bez üretemiyoruz çünkü. Hadi bakalım çık. Evet sevgili dostlar. Çok uzadı. Belki 2 saat geçti. 1,5 saat oldu. O civarlarda
video uzadığını düşünüyorum. Bayağı bir yazılar da kitapçıkları da okuduğum için. Bu üçüncü bölümümüzün sonu olsun. Elimden geldiğince gelişmeye ve oyunun hikayesini de çözmeye olağanca gerçekçi şekilde yapmaya çalışıyorum bunları. Atlamamaya elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Gerçekçi olsun istiyorum oyunu. Evet, izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Bazen sıkıldığınızı düşündüğümde ben de oyundan zevk alamıyorum. İzlenmelere göre ve beğenilere göre videoların devamını çekiyorum. Bunu biliyorsunuz dostlarım. Beğenilerinizi ihmal etmeyin. Yorum atarsanız da sevinirim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar.